Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte yepyeni sıvı soğutma sistemlerini konuşuyoruz. Bu sıvı soğutma sistemlerinin her birinde farklı renkte borular, farklı tasarımlar olduğunu göreceksiniz. Örneğin şu an beyaz olan modelde şeffaf bir borulama varken, yandaki siyah modelde siyah bir borulama ve soldaki modelde de frosted, yani buzlu bir yine borulama görüyoruz. Peki nedir bu sıvı soğutma sistemleri? Neden bunlara ihtiyacımız var? Çok basit. Masaüstü bilgisayarınız 70, 80 hatta 90 derecelerde çalışıyorsa sıvı soğutma ile bunu 20-30 derece daha aşağı indirmek mümkün. Fakat sıvı soğutma sistemlerinin öndeki en büyük engellerden bir tanesi buradaki katı boruları ya da ekran kartı işlemci üzerine çeşitli blokların takılmasının biraz zahmetli ve ustalık gerektiren bir iş olması. Bu işlemleri nasıl yapabileceğinize dair daha önce sizlerle farklı rehberler, farklı videolar paylaştık. Fakat siz bize şunu sordunuz, bunu hazır yapan bir yer yok mu? Şimdi turuncu bilgisayar ile daha önce çektiğimiz videoyu hatırlayacaksınız. Recep gittiği zaman özellikle bu sunucu sistemleri ve internet kafeleri için birden çok diski bir araya getiren sistemler üzerine daha önce bir video çekmiştik. Kendileri yeni bir girişimde bulundular ve artık özel sıvı soğutma sistem toplamaları da Türkiye'de kendi showroomlarında hazır toplanmış olarak sergiliyorlar ve kullanıcılara özel sıvı soğutma sistemleri satışa sunmaya başladılar. Buradaki sistemlerin biraz özelliklerinden bahsedelim, sonra ne yapıyorlar, ne ediyorlar bunların detaylarına değinelim. Sistemlere baktığımız zaman Corsair'in özellikle 4000 ve 5000 serisi kasalarının kullanıldığını görebiliyoruz bize gelen örnek sistemlerde. Yine bu sistemlerde ön tarafta 360 mm'lik radyatör kullanıldığını görebiliyoruz. 360 mm radyatör kullanımı kesinlikle güzel. Radyatör ne kadar büyük olursa soğutması o kadar kolay oluyor arkadaşlar. Ama sadece bir tane önde mi? Hayır, bir tane de yukarıda var. Hem işlemci hem ekran kartı buradaki loop dediğimiz döngü ile içerilerindeki sıvıyı devamlı bu radyatörlere gönderiyor ve fanlar burada soğutmayı sağlıyor. Anakart olarak burada Asus ROG Crosshair 8 modeli kullanılmış. İşlemci bunun altında 5950X ve yanda Corsair Dominator RAM'lerin RGB'lerinin de parladığını görebiliyoruz. Ekran kartının özellikle dikey monte edilmesi bu tarz sıvı soğutmalı sistemlerle görüntüyü güzelleştiriyor ve yine burada Asus yazısını görebiliyoruz. Bu soğutmanın altında 3090 yattığına inanmak güç çünkü bizim Founders Edition'ın soğutmasının ne kadar büyük ve devasa olduğunu hatırlayacaksınız. Demek ki böyle de soğuyabiliyormuş arkadaşlar. Sıvıyı verdiğimiz zaman ufacık bir kart haline dönüştürebiliyoruz. Bu noktada özellikle şurada güç bağlantılarının olduğu yerde de Corsair'in bir toplayıcısının kullanılmış olması, kasa içerisi düzenin güzel olması dikkatimizi çeken bir unsur. Kesinlikle sıvı soğutma sistemlerde kablolama ve estetik önemli. Kısabileceğiniz bir nokta bence değil. Diğer sisteme baktığımız zaman burada 3080 ve 5900X işlemci kullanıldığını görüyoruz. Şu an AMD'nin çok coştuğu bir dönemdeyiz gerçekten işlemci pazarında, Nvidia'nın da ekran kartı pazarında ama tabii ki bunlar farklı konfigürasyonlar olarak satılıyor arkadaşlar. Yani değişik işlemci ve ekran kartı seçenekleri var. Siyah içerisindeki RGB parıltı bence farklı bir estetik. Bunda boruların özellikle koyu renkte olması boruları göstermek istemeyenlere hitap edecektir. Daha gizli, daha cyberpunk bir havası var diyebiliriz. Ama bunun tabii ki farklı modlamalarını internette bulabilirsiniz. Dehşet soğutmalar, dehşet renklendirmeler yapmak ve profilleri değiştirmek mümkün. Yine burada frosted dediğimiz buzlandırılmış boruları görüyoruz. Bu da değişik bir hava katıyor. Kasaların özellikle hem ön kısımlarının hem üst kısımlarının farklı olması da sizin estetik zevkinize kalmış. Burada önemli olan kritik şey soğutma performansından ödün verilmemesi ki burada da verilmemiş. Dikkatimizi çeken bir diğer unsur da çok fazla disk görünmemesi. Zaten M.2 SSD'ler ve arka tarafta bulunan SATA SSD'ler ile bu işi halletmek mümkün. Depolamada da eski 40 tane disk taktığımız günleri özellikle oyuncu ve iş sistemlerinde geriye bıraktık. Artık kompakt, pek fazla parçası görünmeyen, görünecekse de bizim seçtiğimiz parçaların göründüğü sistemler karşımızda mevcut. Güç kaynağı olarak da RM850X kullanıldığını görüyoruz bu sistemlerde. Gayet stabil güç kaynakları. Bir tane daha nokta var. Özellikle içerik üreticiler için önemli, mühendisler için önemli. Bu anakartların seçilmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi arka taraflardaki USB port sayısı ve Ethernet bağlantılarının çokluğu. Baktığınız zaman ses bağlantılarından ağ bağlantılarına kadar her şeyi rahatça yapabileceğiniz port sayısına sahip. Yine kasaların üst kısmında da kolay erişilir tip C portları dikkatimizi çekiyor. Sadece bu kasalar yok arkadaşlar. Showroom'da özellikle gidip fiziksel olarak kasaları sadece görmekle kalmayabilir.
o kasalar ile oyun oynayabilir ve kasaların performansını almadan önce deneyebilirsiniz. Bu da özellikle hayalinizdeki gibi olup olmayacağını hem görmeniz hem de denemeniz için güzel bir şey. Bu üç tasarımda da dikkatimizi çeken bir şey var. Burada borduların yerleşimi birbirine benzer şekilde yapılmış. Biz fuarlarda çok fantastik şekiller, spiraller falan görüyoruz. Neden böyle bir şekil tercih etmişler? Bunu da özellikle çok iyi açıkladılar. Elimizi kasanın içerisine sokup remlerimizi takıp çıkartabiliyoruz. Diğer bağlantılara erişebiliyoruz. Özetle sıvı soğutmayı özelleştirirken siz istediğiniz gibi boru dizilimi yaptırabilirsiniz ama bu varsayılan stil ya da kendi sergiledikleri stil parçaları değiştirmenizi, ileride güç kaynağını, renderi değiştirmenizi engellemeyecek şekilde tasarlanmış. Bu da önemli ve güzel noktalardan bir tanesi bence. Peki bu sistemi çok uzun süre kullandıktan sonra ne olacak? Örneğin sıvının değişmesi gerektiğinde burada tahliye musluğu ön kısma konulmuş. Bu işlemi ben yapmayacağım, uğraşmayacağım. Bunun için sistemi bir bakıma sokayım dediğinizde de yeni sistemi götürüp sistemin bakım işlemlerini yaptırmanız mümkün. Bu tahliye musluğunu öne koydukları için o zaman işte bu işi yapan, işlemi yapan arkadaş daha fazla rahat edecek. Sıvı değiştirme işlemini daha kısa sürede tamamlayabilecek. Tabii ki özel bir işlem olduğu için sıvı soğutmada her şey sizin hayalinize kalmış. Ama pratik detaylara dikkat ederseniz daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Konfigürasyonlar Türkiye'de bekleyebileceğiniz üzere en güçlü sistemler. Çünkü sıvı soğutmanın maliyetine girdikten sonra ortalama ya da giriş seviyesi bir sistem toplamanın bizce herhangi bir mantığı yok. Zaten giriş seviyesi bir sistem ısınmayacağı için sıvı soğutmayı biz bu sistemlerde kullanmıyoruz. Ama AMD Ryzen 5950X işlemci kullandığınız zaman bu çok çekirdeğin ve yüksek frekansların maksimumundan faydalanmak için gerçekten güçlü bir soğutma kullanmak bir avantaj. Öte yandan RTX 3090, 3080 ve 3070 gibi ekran kartlarında da büyük, iri ve çok güçlü soğutmalara sahip kartları piyasada göremiyoruz. Çünkü halen daha bir mining sıkıntısı devam ediyor. İşte bu sistemlere özellikle üst seviye ekran kartlarını takan kullanıcılar bu yüzden bu kartların yıpranmasını istemiyorlar. Bu kartları olası maksimum performansla kullanmak için bunları sıvı soğutmayla kullanmayı tercih ediyorlar. Bu kartların gerçekten fiyatları oldukça üst seviyelere doğru çıktığı için onlara yapılan her türlü soğutma yatırımına da değdiğini söyleyebiliriz. Buradaki sistemlerde de özellikle 3090 ve 3080 ekran kartlarını görebilirsiniz. Ancak alıştığınızdan çok daha ince duruyorlar. Çünkü kalın hava soğutmalar yerine ince sıvı soğutma blokları üzerine yerleştirilmiş durumda. Ve burada içerideki sıvı buradan radyatörlerde havalandırma ile gelen fanlardan hava ile rahatlıkla soğutulabiliyor. Bunun ne avantajı var? Bunun birincisi oyuncular için yüksek performans avantajı var. İkincisi oyuncular dışında bu kadar RGB ve süse karşın bu sistemlerin pratik faydasından özellikle yararlanan bir başka kullanıcı grubu var. Bunlar işlemci ve grafik kartına özellikle yoğun yük bindiren mühendislik programları ve tasarım programlarıyla uğraşan kullanıcılar. Gerçekten bu tür kullanıcılar için sistemlerin stabil çalışması, çökmemesi çok önemli. Performans artışını bir kenara bırakalım. Normalde bu tür kullanıcıların sistemlerin stabil çalışması için çok iyi soğutmaya sahip olması lazım. Hava soğutma ile çok fazla fan koyduğunuz zaman ses yükseliyor. Özel klimalı sunucu odaları yapmak yüksek bir maliyet getiriyor. Yani bir mimarlık bürosu düşünelim, 100 tane bilgisayarı var. Klimalı özel bir oda tasarlamaya kalktığı zaman maliyet yükseliyor. Oysa bu şekilde sıvı soğutmalı bir bilgisayarı mühendis masasının yanına koyup rahatlıkla kullanabiliyor. Ve kasayı yüklenip bir yerden bir yere götürdüğünüzde de performans değişmiyor. İşte bu genel olarak gördüğümüz avantajlardan bir tanesi. Ve özellikle bu videoda söyleme sebebim de şu, bizim izleyicilerimizden gelen yorumlarda oyun için mi sorusunu çok görüyorum ama alan kullanıcılara baktığım zaman iş için bu tarz bilgisayarı alanların, firma olarak alanların çok fazla çoğunlukta olduğunu da yine görebiliyorum. İşte bu yüzden özellikle altını çizmek istedim. Şimdi özellikle sistemin görüntülerinin ne kadar güzel olduğu da dikkatinizi çekiyor. Yurt dışındaki fuarlarda yıllarca çoğumuzun bakıp hayranlıkla izlediği sistemler Türkiye'de artık stabil bir şekilde üretiliyor, kullanıcılarla buluşuyor. Bu da en güzel gelişmelerden bir tanesi. Bundan önceki durumu hatırlayalım. Özel olarak topluyordunuz, özel olarak toplatıyordunuz. Halen daha bu işi çok güzel yapan, mükemmel yapan insanlar bu sistemleri üretmeye devam ediyor. Fakat adres olarak artık bu işi kurumsal hale getirmiş bir yerde açıkça görebiliyoruz.
gamingtech.com.tr. Yeni bir isim olduğu için gamingtech.com.tr güvenilir midir diye soracaksınız. Güvenilir arkadaşlar, çünkü arkasında turuncu bilgisayar var. Turuncu bilgisayar da Türkiye'deki köklü bilişim firmalarından bir tanesi. Zaten Recep'in videosunda da orada yapılan röportajı kendiniz görebilirsiniz ve Sarıyer'deki showroomlarına isterseniz gidebilirsiniz. Peki nasıl iş yapıyorlar? Biz özellikle bu videoyu çekerken bunu sorduk. Şimdi 59-50X işlemciler, 3090 ekran kartları çok güzel ama ben bunu nasıl alacağım, eve götüreceğim diyenler. Özellikle İstanbul içindeki kullanıcılar için tamamen toplama 2-3 gün içerisinde hazır bir şekilde eve servis hizmeti sunduklarını belirttiler. İstanbul dışındaki kullanıcılar da gelip kendileri sistemlerini alıp götürebiliyorlar. Doğal olarak Türkiye'de lojistik olarak bu tür sıvı sistemlerin hassas ve dikkatli taşınması gerekiyor. Bence İstanbul içerisinde bunun evinize gelmesi güzel bir hizmet diyebilirim. İstanbul dışından da gelenler kendileri kasayı teslim alıp taşımayı tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de kargo konuları biraz malum ve özellikle bu kadar yüklü bir yatırımda işin bu şekilde yürümesi bence de mantıklı. Tabii yorumlarda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlarda paylaşırsanız güzel olacaktır. Peki bu sistemlerdeki sıcaklık değerleri buna değdi mi diyeceksiniz? Evet arkadaşlar, değdi. 80 derecelerden 60 derecelere, 70 derecelerden daha da düşük seviyelere bu sistemleri getirmek mümkün. Normalde boştayken oda sıcaklığında 32 dereceye kadar inebiliyor ki insan vücut sıcaklığı ölçtüğümüz zaman 36,5 derece. Hatta birlikte bir bakalım, insan vücut sıcaklığını bu şekilde vücut ve eşya olarak ölçebiliyoruz. Şu an kendi sıcaklığımı ölçtüğüm zaman low diye error verdi. Android olduğum doğrulandı. 35,6 derece çıkıyorum ama sistemlerde özellikle normaldeyken işlemcinin kendi içerisindeki raporlamadan bakmamız gerekiyor çünkü bununla onu ölçemiyoruz. 35-36 derecenin altında. Peki yük altında ne olacak derseniz, yük altında bazı bileşenleri 50 dereceye kadar soğutmak mümkün. 60 derecelerde olabiliyor. Bu biraz kasanın boyutuna, kaç tane fan kullanıldığına, radyatörün miktarına bağlı. Özelleştirilebilir bir şey olduğu için varsayılan olarak abi 100 dereceden 50 dereceye düşüyor demek bence yanlış. O yüzden her sistemde farklı sıcaklık değerleri olsa da bunların ciddi derecede daha düşük olduğunu bilmenizde fayda var. Diyeceksiniz ben 3090 bulamıyorum ya da 3090 illa gidip oradan mı satın almam lazım? Yine bunları da sordum özellikle ekran kartı sıkıntıları olduğu için. Hayır, bileşenlerinizi kendiniz götürüp de yine sistem toplama hizmeti satın alabiliyorsunuz. Bu sıvı soğutma işleriyle hiç ilgilenmiyorum. Bana normal, orta seviye bir sistem lazım diyorsanız zaten bir bilgisayar firması giriş seviyesi, orta seviye ya da üst seviye hava soğutmalı, sıvı soğutması olmayan sistemlerin de satışını yapıyorlar. Ya da benim elimde 2080 kart var. Bu karta bir şey olacak diye çok korkuyorum diyorsunuz. 2080, 2080 Ti gibi kartların da soğutma blokları var. Olan sisteminizi götürüp hava soğutmasını söktürüp yerine sıvı soğutma taktırabilirsiniz. Termal macun yenileneceği için sisteminizin performansı ve ömrü uzayacaktır. Bence özellikle bu dönemde elimizdeki sistemlerin de değerini bilmek ve onları korumak önemli. Bunun için de özellikle eski ekran kartlı sistemlerde de bu hizmeti sunmaları hoşuma gitti. Tabii daha eski ekran kartlarının blokları her zaman bulunmayabilir. İşte bu yüzden aşağıdaki linkten kendi sitelerine girip oradan iletişim kurabilir ve kendi sisteminizin buna uygun olup olmadığını her zaman sorabilirsiniz. Ekstra sorularınız varsa da yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.